Zeynep ameliyat izlerin ne oldu? Ama ben ikisini aynı anda yaptırdığım için hiçbir şekilde destek alamamıştım. Ben deli ameliyatından sonra çok daha mutlu oldum. Ama sonrasında sizin bakmanız da acayip önemli. Selamlar. Bugün gerçekten ama gerçekten son 1,5 yıldır en çok aldığım sorunun cevabını yanıtlayacak bir video çekiyorum. Zeynep ameliyat izlerin ne oldu? Bunun yanıtını merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz ya da belki bilmiyorsunuz, ben ne zaman oldum? 2019 yılında deri ameliyatı oldum. Yani genellikle tüp mide, işte gastrik bypass, o da şey oluyor, bağırsaktan parça alınıyor. Yani böyle tüp mide gibi ama onun bir tık daha ilerisi, daha kilolu insanların olduğu bir ameliyat çeşidi. Tüp mide olsun, işte bypass olsun, bu tarz ameliyatlar sonucu çok hızlı şekilde kilo vermiş insanların vücutları deforme oluyor maalesef. Ve çevrede şöyle bir baskı oluyor. Sporla geçmez mi? Sporla toparlamaz mı gibi? Hayır, toparlamıyor. Yani benim gözlemlediğim 30 kilo ve üzeri bu tarz ameliyatlarda özellikle hızlıca zayıflamış insanlar varsa, bu insanların maalesef cilt elastikiyeti, cildin yapısı bozulabiliyor. Tüp mide, bypass fark etmiyor. Yani eğer normal şekilde zayıflıyorsanız aşırı aşırı spor yapmanız gerekiyor ama illaki bir yerde bir sarkıklık da olabiliyor. Ama tabii ameliyat olanlar da özellikle oluyor. Çünkü ben ilk ay mesela 14 kilo vermiştim. Yani aşırı hızlı bir şekilde zayıflıyorsunuz gerçekten. Ve spor yapmak da bir süre yasak. Yapmaya başladıktan sonra da fayda etmediğini görüyorsunuz maalesef. Benim bu zayıflama serüveninde en büyük canımı sıkan şey zayıfladıktan sonraki görüntüm oldu. Çünkü gerçekten fiziğim bir babaanne fiziğine dönüştü ve ben böyle 24 yaşında zayıflayacağım, işte tüp mide ameliyatı oldum, vücudum çok güzel olacak falan diye düşünürken acayip benim moralimi bozan bir vücutla karşılaştım. Yani kollarım böyle 6-7 santim sarktı. Alt karnım özellikle. Yani nereniz çok kiloluysa genellikle oralar sarkıyor zaten. Bacak içlerinde de mesela sarkma var. Ama onları aldırmayı şu an için düşünmüyorum. Her ne kadar ben kolay bir ameliyat süreci geçirmiş olsam da gerçekten zor bir ameliyattı. Post op, yani ameliyat sonrası süreç dediğimiz süreç çok zordu. Karnım ve kollarımı bir ay boyunca korselemek durumunda kaldım. Ve karın ameliyatında mesela kalkarken falan bir desteğe ihtiyacınız olduğunda kollarınızdan destek almanız gerekiyor. Ama ben ikisini aynı anda yaptırdığım için hiçbir şekilde destek alamamıştım. 10 kilo falan ödem yapmıştım. Şimdi mesela o zaman niyeyse, yani şimdi düşündüğümde böyle sanki bir gözüm yemiyor gibi. Hani belki ileride bir daha bir toplattırma durumum olur ama şu an için düşünmüyorum açıkçası. Biraz zahmetli bir süreç ama korkulacak bir süreç mi? Hayır değil. Gerçekten çok rahatsızsanız bence kesinlikle yaptırmanız gereken bir ameliyat ve ben hakikaten zayıfladığımı o ameliyattan sonra anladım. Yani tüp mideden sonra ben mutlu değildim. Ben deli ameliyatından sonra çok daha mutlu oldum. Eminim bu süreçlerden geçen insanlar beni anlayacaktır. Konumuza dönecek olursak, tabii ben şimdi bu ameliyat sürecini 3 ayrı videoda paylaştım. Ameliyat öncesi ne yaptım, nasıl hazırlıklar yaptım, ameliyat esnasında neler oldu ve sonrasındaki iyileşme sürecini, kullandığım kremleri falan paylaştım. Eğer izlemediyseniz bu videoları mutlaka izleyin. Ben bile bazen çünkü verdiğim detayları unutuyorum. Videoda çok daha taze bilgiler var. Oradan bakabilirsiniz. Ama şu videoyu hiç çekmedim. Yani ameliyattan sonra tamamen iyileşmiş görüntüsü nasıl? Çünkü herkesin en büyük endişesi bu süreçte, hani ben bu ameliyatı olursam izlerim çok gözükür mü? Bu bir kere doktorla çok alakalı bir şey. Yani doktorunuzun yaptığı yöntem ya da bilmiyorum artık, hani doğru şekilde yapıp yapmaması. Ben doktorumdan çok memnundum. Hala da memnunum. Benim doktorum Hakan Öçsel'di. Aşağıya da Instagram'ını bırakırım hatta. Yani hiçbir şekilde Instagram doktoru biri değil. Ben zaten Instagram doktorlarını çok seven bir insan değilim açıkçası. Böyle sürekli kendini paylaşan, sürekli işte bunu yaptık, şunu yaptık. Böyle Instagram'da takipçi kasan doktor beni çok itiyor. Onunla ilgili başına kötü şeyler gelmiş arkadaşlarım da oldu maalesef. Çok büyük böyle Instagram doktoru, büyük takipçili bir doktora gidip akciğeri delinmiş arkadaşım var. Liposuction ve deri aldırma ameliyatı esnasında. Bence bu tarz şeylerde referansları takip etmek daha önemli gibi geliyor bana. Instagram dünyasında abartılmış, kabartılmış profillerini çok takmamak lazım. Çünkü deri ameliyatı hakikaten vücudunuzu zorlayan bir ameliyat. Özellikle benim gibi iki ayrı yeri kestiriyorsanız zor. Ben bir gün fazladan hastanede kalmıştım. Yani plazma falan vermişlerdi. Kan değerlerim düşmüştü. Dikkatli olmak lazım. Güvenilir ellerde ameliyat olmak lazım
diye düşünüyorum. Soyunuyorum ve ameliyat izlerimi göstereceğim size. Önce kollarımı göstereceğim size. Kol izlerim bu şekilde. Yani aslında bayağı yok gibi bir şey. Sadece yazın biraz kızarıyor. O da yani çok normal. Orada bir yara olduğu için oraya ben mutlaka bir 50 faktör sürüyorum. Ve alt kısmı olduğu için Allah'tan çok da fazla güneşe maruz kalmıyor. Hangi kremleri, yağları kullandığımı o 3. videomda görebilirsiniz. Aşağıya hani sormak isterseniz direkt o videoya gidin. Bir sürü şey kullandım çünkü. Hala bile daha bazen kantaron yağı falan gibi, sığla yağı, kantaron yağı gibi yağlar kullanıyorum. İşe yarıyor mu bilmiyorum ama hani artık iyileşti zaten. Ben yine de sürüyorum çünkü kaldı elimde. Neyse. Doktorum dövmeyi ortadan ikiye yarmak istemediği için böyle olabilecek en minimum seviyede dövmeme tahribat verdi. Bunun üstünü zaten ben bir ara kapattıracağım ve kapattırdığım zaman benim sol kolumdaki iz tamamen kaybolmuş olacak gibi bir durum olacak. Ama zaten hani görünürde cidden çok az bir iz kaldı. Bunu da şöyle göstereyim size, bakın. Yani bunun tek sebebi benim çok iyi bakmış olmam bu arada. Aylarca her gün krem, yağ ne varsa sürdüm. Hakikaten çok iyi baktım yaralarıma. Doktorumun da tabii ki kullandığı teknik ve incecik bir çizgi bırakmasının da çok büyük etkisi var. Ama sonrasında sizin bakmanız da acayip önemli. Üşenmeyin, kapatın yaraları çünkü yaraların tazeyken kapanması çok daha kolay biliyorsunuz. Şimdi karnıma geçeceğim. Karnım biraz sarktı. Yani gördüğünüzde bu ne ya, bu da çok gergin bir karın değilmiş diyebilirsiniz. Daha bu uyarı yapmadan da geçmek istemiyorum bu konuya gelmişken. Ben 66-67 kiloydum ameliyata girdiğimde. 66'da kala kaldım çünkü ben tüp mide sonrası. Sanırım şey kilomdu o. Hani böyle olur ya, yıllarca vücudunuzda kalan kilolar çok zor gider. 66 benim için öyle bir kiloydu. Gitmedi yani, gitmek bilmedi ve ben de şey diye düşündüm, hani ameliyatta zaten deri gidecek, yağ gidecek. Hani aldırırım geçerim diye düşündüm açıkçası. Halbuki öyle değildi. Ben şu an 61 kilo falanım muhtemelen ama 58'e kadar düştüm sonrasında. Ve ameliyattan sonra düştüğüm için birazcık sarkmam oldu, olmadı değil. Şimdi size onu göstereceğim. Bak, karnımdaki yara izleri bu şekilde. Bakın, görüyor musunuz? Karnım böyle. Yani gözükmüyor bu arada. Karnım çok daha iyi oldu. Kollarıma göre çok daha ince oldu. Şöyle bir çizgim var sadece. Göbek deliğim falan zaten sıfırdan yapıldı biliyorsunuz. Benim buraya doktorum, meşhur karın kası yeri var ya şurası, ondan yaptı. Ama ben tabii zayıfladıkça buradaki yağlarım da biraz kendini saldığı için böyle ikiye bölünmüş bir şey oldu. Doktor ilk etapta hem kolu hem karnı keserken iki kesik atmak istemedi karnıma ve şey demişti o zaman, yani dümdüz buradan böyle bir kalp ameliyatı olmuşsun gibi ince de olsa bir çizgi oluşacak ve hani bunu ister misin emin değilim, o yüzden şu an bunu yapmayalım, sadece yatay keselim demişti. Ama sonrasında ben açıkçası şurada çıkan yağlardan rahatsız oldum. Olmadım değil. Ama bu herkeste olacak diye bir şey de yok. Benim karnım zaten her zaman en kilolu olan yerimdi. Ve özellikle kalça kemiklerim çok geniş olduğu için. Şunu görüyorsunuz ya, şunu. Benim kalça kemiğim zaten burada. Burası yağ. Yani benim yağ oranımı daha bir %6-7 falan azaltmam gerekiyor. Ve karnımdan azaltmam gerekiyor ki bu görüntü bir tık daha darlaşsın. Yani o yüzden karnım dünyanın en gergin ve ameliyatla yapılmış karnı gibi değil şu an. Ama o biraz benim de spor yapmamam ve yağ oranımın bir tık hala yüksek kalmasıyla alakalı. Onun dışında ama yani eski haline göre saçma sapan derecede iyi yani. Çok memnunum. Hani gerçekten vajinamı yıllarca görmediğim bir hayat yaşadım. Hem kiloluyken hem tüp mideden sonra. Bu ameliyattan sonra böyle bakıştık ve aa merhaba falan dedim. Yani şaka yapmıyorum. Yani sen 25 yaşında falan vajinamla yukarıdan baktığımda merhabalaştığım bir durum oluştu. Yani şu, bakın, şöyle sarktı, görüyor musunuz? Yani benim gerçekten hani sağlam bir şekilde spor yaparak bu karnı en son haline getirmem ve eğer o zaman da rahatsızsam belki bir revizyona gitmem gerekebilir ama ben sanmıyorum ki ciddi şekilde spor yapıp yağımı azaltıp da memnun kalayım karnımdan. Yani biraz karnım benim salmam oldu açıkçası. Ameliyattan sonra falan böyle bir süre saldım, bir süre spor yaptım falan derken böyle tam toparlayamadım ama bence bir 3-4 kilo daha verirsem, biraz daha spor yaparsam karnım daha iyi durumda olacak. Herkesin vücut tipi farklı, herkesin ihtiyacı farklı. Yani o yüzden hani karnımdaki sarkıkları görüp
canınızı sıkmayın. Hani biraz sarkık kalıyor bu arada. Yani ablam da benim yaptırdığı ameliyat ve aşırı aşırı gergin bir karnının olmuyor maalesef. Yani hiçbir zaman zaten bu kadar deforme olmuş vücudun o hayalindeki vücut her neyse, hani o mükemmele yakın bir şeyse onun olmayacağını bilmek, bence beklentileri aşağıda tutmak bu tarz süreçlerde çok mantıklı. O yüzden hani böyle birdenbire mükemmel bir fiziğim olacak ameliyattan sonra da diye bence çok düşünmeyin. Çünkü hiçbir zaman doğal bir fizikten daha iyi olmuyor bunun sonuçları. Ama yani kollarım hani bayağı artık sallanmıyor. Yani bu çok çok normal bir sallanma zaten. Öbür türlü de böyle böyle boğum boğum da olmaz. Yani salam gibi aşırı dar, aşırı sıkı bir kol görüntüsü de olmaz. Doktor bilerek zaten hafif bir bıraktı burayı ki ben çok memnunum yani. Ama mesela benim koldaki yağlanmam da bir tık fazla. O yüzden böyle fiziğime göre şuram bir tık daha kalın geliyor farkındaysanız. Yani bu tarz şeyler canınızı sıkıyorsa, ki benim ara ara sıkıyor. Hala böyle tamamen bedenimi kabullendim diyebileceğim bir noktada değilim. Bunun için yeteri kadar çabayı da sarf etmedim. O yüzden bu benim problemim. Yani özetle aslında söyleyeceklerim sanırım bunlar. Bedeninizin, vücudunuzun en son geldiği kiloya gelene kadar ameliyat bence olmayı. Çok mu acıyor, çok mu korkulması gereken bir işlem? Hayır, kesinlikle değil. Ben hiç acı çekmedim. Çok ödem yaptım sadece ve ciddi bir süre o korseyle gezmek zordu. Aynı anda kol ve karnı yaptırmak biraz zordu. Şu an bir de fiyatlar eminim çok artmıştır. O yüzden hani ben o zaman da daha ucuza gelsin, tekte yatayım ve birden fazla yerim hallolsun diye kol ve karnımı yaptırmıştım. Hani yapılıyor yani. İçinden çıkamayacağınız bir durum değil. Eğer hani siz de böyle bir maddi endişe içerisindeyseniz aynı anda iki yerinizi, bacak karın ya da bacak kol ya da kol bacak neyse, yaptırabilirsiniz bence. Umarım sorularınızın yanıtlarını bulmuşsunuzdur. Eğer başka sorunuz olursa bu süreçle ilgili de tabii ki aşağıya yazabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye bye.